Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün çok enteresan konular var gündemimizde. Aslında hepinizin bu konuları bildiği ve duyduğu, aslında işin aslı farklı olan konular. Kimle konuşacağız? Erkan Türk'ten hocam bizle beraber olacak. Birazdan bağlanıyoruz ve geldi kendisi de. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizler. İyi olmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah iyiyiz. Daha da iyi olacağız inşallah. İyi olacağız ama gündem bir türlü rahatlamıyor. Sanki bu 2020 artık bitsin diyenlerden misiniz siz de? 2020 bitsin diyoruz ama bir yandan da 2021'in ne getireceği şüphesi ve korkusuyla yaşamıyor değiliz. Çünkü 2020 bir başlangıçsa demek ki 2020 geçtikten sonra da bu süreç bir şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Yani 2021, 2020'nin devamı. Daha mı vahim olaylar olacak? Korkuyoruz açıkçası. Bitmeyen bir korona var. Putin aşıyı bulduk diyor. Siz neler söylersiniz? Şimdi koronadan girecek olursak zaten korona için öngörüler daha 2019 yılında Bill Gates tarafından yapılmıştı ve bu korona sürecinin aşı bulunana dek bitmeyeceği açıklanmıştı. Aşı bulunma süresinde 2 sene olarak ilan etmişti Bill Gates. Yani hatırlarsanız. Ve bu 2 senelik sürecin bir senesini biz geçirmek üzereyiz. Yani bir senenin dolmasına az kaldı ve bir senelik süreç daha var. Fakat işte başka ülkeler de bu aşı sürecinde katkıları olmaları dolayısıyla yani katkı yapmak için bir takım çalışmalar geliştiriyorlar. Bunlardan birisi de Rusya. Rusya da aşıyı bulduğunu ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı enstitüler de aşıyı bulduklarını ilan etmişlerdi daha önce. Bill Gates'in fonladığı enstitüler de bunu yapmışlardı. Şimdi Rusya da bunlardan bir tanesi oldu. Ve tabii burada acil olarak bu 2 senelik süreci daha da kısaltma çabası ortaya çıkmış oldu Rusya tarafından. Fakat bunun ne derece doğru olduğunu bilemiyoruz. Yani şu anda Rusya'nın bulduğu aşının gerçekten güvenli olup olmadığını bilmiyoruz. Neden? Bir aşının geliştirilmesi için en az 6-7 aylık testler gerekiyor. İnsanlar üzerinde test denenmesi gerekiyor. Rusya'nın kısacası bu kadar kısa bir sürede bütün denemeleri yapmış olması pek mümkün gibi gözükmüyor. Ama Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamasında ilk aşıyı kızına vurdurduğunu söyledi. Peki neden kendisi değil de kızı? Yani burada bir algı oyunu olduğunu düşünüyoruz. Yani psikolojik bir savaş olarak, taktik olarak Rusya öne geçmeye çalışıyor. Ama şu var, bu süreç ikinci dalgayı getirir mi? Asıl bizim konuşmamız gereken noktalardan bir tanesi bu. İkinci dalga gelir mi diye konuşacaksak eğer, ikinci dalga gelir. Gelmesi de zaten bekleniyor ve isteniyor. Bu bizatihi Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü bir durumdu. İkinci dalga durumu. Dün biliyorsunuz Sayın Sağlık Bakanımız da açıklama yaptı. Dedi ki böyle giderse eski günlere geri dönmek mecburiyetinde kalacağız. Hangi eski günler? Karantina günleri. Yani böyle giderse. Demek ki ikinci dalganın geleceğiyle ilgili veriler, rakamlar da var. Aynı zamanda bu rakamların olmadığını da farz edersek, diyelim ki yok böyle rakamlar. İkinci dalga yine de Dünya Sağlık Örgütü tarafından istenilecek. Dünya Sağlık Örgütü'nün asıl amacı zaten bu virüsü köpürtmek. Bunu anlamak gerekiyor. O yüzden biz zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'de ofis kurmasına karşı çıktık. Bir şeyle bitireyim bu konuyu, özellikle bu virüs konusunu. Ayrıca bir takım mutasyonlar yaşanmış virüste. Gelen bilgilere göre şimdi 50 yaşın üzerindeki kişilere bulaşma ihtimali artmış olan ve 50 yaşın üzerindeki kişileri ölümcül olarak etkileyen bu virüs şu andan itibaren görüyoruz ki 35-40 yaş civarında da çok iyi tutunmaya başlamış. Böyle bir veri var elimizde. Bir nokta daha söyleyeyim. Zaten Bill Gates'in yaptığı açıklamalardan da anlıyoruz ki buradaki virüs bitse bile, COVID-19 süreci bitse bile dünya virüslerle yaşamaya alışmalı deniyor. Yani bu virüs gider, 5 sene içerisinde farklı virüsler gelir ve
Sonuç itibariyle biz bu sosyal mesafe denilen, aslında işte fiziki mesafe diye de tanımlanıyor, süreci yaşamak zorunda kalacağız ve alışacağız buna. Alışmamız isteniyor biz bu maskelere. Hocam bu konuyu bitirmeden hemen şunu söylemek istiyorum. Bazı söylentiler var. İngiltere Başbakanı koronavirüsünü kaptıktan sonra Amerikan istihbaratının başbakana hemen müdahale edip iyileştirildiği söyleniyor. Yani bu koronanın aşısı veya korona gerçekten yapay bir hastalık mı ve Amerikan istihbaratının elinde olabilir mi bu söylentilere göre? Şimdi en başından itibaren söylediğimiz bir şey vardı. Aslında bu eğer yapay bir hastalıksa bunun aşısı da vardır. Doğru. Bu ölçüden, bu çerçeveden baktığımızda doğru. Şimdi, ama sorun şu, bunun aşısı olsa bile bu aşıyı piyasaya sürmede bunlar erken davranmayacaklardır. Aşıyı piyasaya sürmek için mümkün olduğunca süreci uzatacaklardır. Çünkü istedikleri şey toplumu dijital hale getirmekse, toplumu birbirine yabancı hale getirmek, geleneklerini örselemek, toplumun alışkanlıklarını değiştirmekse bu sürecin uzatılması gerekiyor. O yüzden aşı olsa bile aşının dağıtılmaması, kısa süre içerisinde dağıtılmaması gerekiyor. İkinci bir husus olarak bu aşı mevzusu yine bazı tehlikeli noktaları ihtiva edebilir. Çünkü bir takım nanoteknolojiyle içerisinde parçacıklar ihtiva edebileceği düşüncesiyle insanlar aşı yaptırmaktan doğal olarak çekiniyorlar. Çünkü bu virüs proje ise bu aşı da bu projenin bir parçası olarak bazı emellere hizmet edebilir. Yani nitekim Abdurrahman Dilipak'ın da açıkladığı bir durum vardı. Yani gelecek olan aşı insanları kısırlığa doğru sevk edebilir diyordu. Bu gerçekten düşündürücü. Bunun üzerinde de durmak lazım. Evet. Ama bazı devlet başkanlarının tabii zaten aşı mevcutsa bunun kullanılarak, bu aşının kullanılarak korunmuş olabileceği noktası, evet bu da doğru olabilir. Ama bu bizim elimizde tabii bunun doğru olup olmadığı ile ilgili kesin veriler yok. Şimdi Beyaz Rusya'dan da bahsettik ya, aklıma bir nokta geldi. Evet, buyurun hocam. Lukashenko en son özellikle DSÖ ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bunun yanı sıra DSÖ'nün politikalarını desteklemediğini, virüsün bilerek ekonomik bir yıpratma aracına dönüştürüldüğünü, dolayısıyla bu DSÖ'yü dinlemeyeceklerini, ülkede karantina uygulamayacaklarını, ülkede neredeyse bir kişinin bile COVID-19 nedeniyle ölmediğini, en sonunda da kendisine de COVID-19 bulaşmasına rağmen asemptomik biçimde bunu atlattığını, semptomlarının hiç belirgin olmadığını ve hatta yani belki şaka yolla anlayabilirsiniz ama hani Rus kültürün içerisinde şey demişti, yani vodka içmeye devam edin, virüsleri öldürün şeklinde alaycı bir şekilde bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi böyle bir süreci yaşayan bir Beyaz Rusya'nın da en nihayetinde bu seçimlerle birlikte karışması da ilginç geliyor. Tabii şimdi sizin sorunuza göre o değerlendirmelerde bulunabiliriz. Ben sadece virüs noktasını anlattım. Sizin virüsle ilgili bir sorunuz varsa ona devam edebiliriz. Yoksa yine başka bir konuya Hocam, geçebiliriz. her konudan biraz konuşalım. Beyaz Rusya'ya değinelim istiyorum. Neler oluyor orada? Ardından da Beyrut'taki patlamanın gerçek sebeplerini konuşalım. Arka planda neler yatıyor? Onu da konuşalım istiyorum. Süremiz hepsine Tamam. yetmesi açısından bence Beyaz Rusya ile başlayalım. Bir özetleyelim. Özetleyelim. Şimdi Beyaz Rusya'da neler oluyor? Beyaz Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra aslında Rusya'nın asla kaybetmek istemeyeceği iki devletten birisini oluşturuyor. Bunlardan birisi Ukrayna, diğeri ise de Beyaz Rusya. Ukrayna ile tarihi bağlarını kuvvetlendirmek isteyen bir Rusya var. Çünkü zaten geçmişte tarihi bağları var ve hatta ortak atadan mürekkepler. Aynı Beyaz Rusya'da olduğu gibi. Bu ilk iki bölgenin kaybı Rusya açısından çok vahim olmuştur stratejik olarak da. Bilhassa Beyaz Rusya'ya hakim olmak Moskova'nın güvenliği açısından önemli. Yani orada 450 kilometrelik bir yol hattı var Moskova'ya uzanan Minsk'ten baktığımızda ya da en yakın sınır hattından baktığımızda daha doğrusu. O yüzden Beyaz Rusya daha Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Nazilerle savaşırken
Rusya'nın güvenliği açısından stratejik bir savaş sahasıydı. Orada milyonlarca insan öldü Nazilerle çarpışırken. Şimdi fakat Beyaz Rusya'nın bağımsız olmasıyla birlikte burası açıkçası Almanya'nın başını çektiği Avrupa Birliği grubu ile Rusya arasında bir savaş sahası oldu. Zaten Napolyon savaşlarında da öyleydi. Şimdi bu savaş sahası bölgeyi şimdi bir yandan Almanya Avrupa tarafına çekmeye çalışıyor. Bir taraftan da Rusya kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Lukashenko ne yapıyor? Orta yol izlemeye çalışıyor ve ayakta kalmaya çalışıyor. Yani ne tamamen Rusya tarafından ilhak edilen bir ülke, edilecek bir ülkeye dönüşmeye çalışıyor, ne de tamamen Avrupa'ya kendini vermeye çalışıyor. İnce bir ipte yürüyor. Fakat bu Lukashenko'nun gerçekten halkı tarafından sevildiği anlamına gelmiyor bu politikaları yapan Lukashenko'nun. Lukashenko maalesef halkını küçümseyen bir lider. Maalesef gerekli reformları ülkesinde gerçekleştirmemiş bir lider. Her ne kadar Beyaz Rusya'yı ayakta tutmuş olsa bile kendisinden sonraki gelecek nesli düşünmeyen, iktidarı düşünmeyen bir lider. O yüzden de büyük bir şevkle sahiplenilmiş bir başkan olmasına rağmen 27 yıllık bir süreçte şimdi artık yara almış bir vaziyete girdi ve rakipleri karşısında zayıflamış bir lider pozisyonu var. Ben Minsk'e seyahat etmiş birisiyim, yani benim ben Minsk'e gittim açıkçası. Şimdi oradaki insanlar aslında çok isyan edebilecek potansiyelde bir yapıya sahip değil Minskliler. Sadece Minskliler değil tabii, Beyaz Rusya'dakileri kastediyorum. Beyaz Rusları kastediyorum. Çok uysal insanlar, kendi hallerinde insanlar bile dışarı çıkıp böyle gösteriler yapabildiyse demek ki Lukashenko'nun yönetiminde de hiç hoş olmayan noktalar var. Ama şu bir gerçek ki Lukashenko giderse Beyaz Rusya muhtemelen Ukrayna sürecini yaşayacaktır ve bölünme ihtimali artacaktır. Bugün itibariyle işte bakıyoruz, o ülkede tanklar sokağa çıkmış vaziyette güvenliği sağlamak için. Beyaz Rusya'da Rusya'nın ilhakı gündeme gelebilir Beyaz Rusya'yı. Çünkü Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, tabii Putin Rusya'sı değil ama o da nispeten Rusya'yı sıkıştırmaya devam ediyor ve Rusya da tabii bu sıkışmalara bir cevap vermeye çalışacaktır. Hocam, Beyaz Rusya'daki süreç bu. evet hocam, asıl Beyrut'a dönelim çünkü Lübnan çok karışık. Hani Orta Doğu'yu anlamak için Lübnan'a bakın diyor ya tarihçiler. Evet. Beyrut'ta birden bir patlama oldu. İşte sebebi oradaki depodan kaynaklandığı vesaire söylendi. Ancak daha sonradan Avrupa'daki liderlerin Beyrut'a gitmesi ve içerideki iç karışıklık, başbakanın istifa ettirilmesi, neler oluyor Beyrut'ta hocam? Şimdi Beyrut'ta olan şey aslında uzun dönemdir planlanan şey gerçekleşti ve Lübnan tamamen çökmüş vaziyete geldi. Bu aslında tamamen İsrail'in isteyeceği bir noktaydı, bir durumdu. Neden hocam Öyle bir durumdu İsrail ki, böyle bir şey istesin ki? çünkü İsrail güvenliği açısından kuzey sınırını elzem sayar ve esasında kendisine gelebilecek güvenlik zafiyetinin kuzey sınırından gelebileceğini varsayan bir ülkedir. En önemli sınır hattı İsrail'in kuzey sınır hattıdır. Denizden gelebilecek tehlikeleri bertaraf etmek için güçlü olduğuna inanan bir İsrail var. Ama kuzeyden gelebilecek tehlikeleri bertaraf etmek için güçlü olduğunu düşünmeyen ve işgale kuzeyden uğrayabileceğini düşünen bir İsrail var. Güvenlik politikası açısından İsrail'in kuzey her zaman önemlidir. O yüzden kuzey tehlikesi karşısında komşularını güçsüzleştirme teorisiyle hareket eder ve pratiğini de uygular bunun İsrail. Şimdi en nihayetinde gördük ki Suriye'de bir güçsüzleştirme harekatı oluştu. İsrail'in de düşünceleri bu yöndeydi daha önce. Odet-Dinon planını hatırlayın, 1982 yılında. İsrail zaten bu planları gerçekleştirmişti. Suriye'nin bölünmesini düşünüyordu. Onun işine yaradı bu süreç. Sonuç itibariyle söylüyorum bunu. Lübnan. Lübnan'da Hizbullah'ın varlığı yine İsrail'i rahatsız eden bir durumdu. Ve Lübnan'ın güçlü olması da İsrail'in hiç istemeyeceği, özellikle de Hizbullah denetimi altında bir Lübnan, İsrail'in hiç istemeyeceği bir noktaydı. Daha önce de Lübnan Savaşı biliyorsunuz
İsrail'in 2007 yılı itibariyle bir hezimetiyle sonuçlanmıştı. Rusya'ya girdi ama Hizbullah burada çok başarılı çıkmıştı. Şimdi aynı durumu yaşamak istemeyen bir İsrail var ve Hizbullah'ı ülkeden def etmek istiyor. Onu terör listesine almış bir İsrail, bütün ülkeler dünyada tamamen terörist ilan ettirmek istiyor. Ama ve İran'ın etkisini... kontrolünde olan bir bölge de var Lübnan'da. Efendim? Hizbullah'ın kontrolünde olan bir bölge de var Lübnan'da. Doğru. Zaten Lübnan'daki Şii bölgeleri ekseri olarak Hizbullah tarafından yönlendirilir. Zaten oradaki seçim sisteminde bakarsanız Cumhurbaşkanı Maruni'dir, Hristiyan'dır. Evet, Müslüman olamaz. Başbakan Sünni'dir ve meclis başkanı da Şii'dir. Böyle bir parçalanmış ülkedir Lübnan. Fakat bu parçalanmışlığın içerisinde Hizbullah'ın etkisi de yüksekti. Ve askeri güvenliği de daha çok Hizbullah sağlıyordu İran etkisiyle. Şimdi ben böyle bir parantez açacağım o konuya girmeden. Hemen bununla alakalı çünkü unutmadan buldum burada da. 7 Ağustos tarihli dış haberlerden yani dış basında çıkan haberlerde Lübnan Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir cümle var. Diyor ki roketle dış müdahale olma olasılığı yüksek. Evet, doğru. Dış müdahale olma ihtimali de var dedi Cumhurbaşkanı. Fakat bu Batı medyasına hiç yansıtılmadı. Şimdi oraya geliyorum. Bir gün önce Netanyahu bu olay olmadan, hatta bir gün önce değil düzeltiyorum pardon, birkaç saat önce Twitter'da bir söylem demeç vermiş oldu. Twitter'dan yazdı. Yazıldı daha doğrusu Netanyahu'nun söylediği. Dedi ki Hizbullah'ı bölgeden atacağız. Mealen söylüyorum. İsrail güvenliği için her şeyi yapacaktır. Hizbullah militanlarıyla savaşıyoruz. Mealinde bir beyanat verdiği birkaç saat geçmeden de bu gerçekleşti. Bu patlama gerçekleşti. Zaten İsrail Lübnan'a girmeyi uzun zamandır düşünüyordu. Bu yazılıp çizildi. Bu düşünceler herkes tarafından, bütün stratejisyenler tarafından söylendi. Ondan sonra öyle bir patlama meydana geldi ki İsrail'in tam istediği şey gerçekleşmiş oldu. Peki bu patlamanın arkasında kim var? Kim olabilir arkasında? Tabii ki İsrail var bu patlamanın arkasında. İsrail'in olduğu çok açık. Tabii ilk önce İsrail dedi ki biz yapmadık dedi. Neden sonra açıklama yapmak zorunda kaldı yapmadığına dair. Ama şüpheler hep İsrail'i gösteriyor. Çünkü bütün bu şu an Lübnan'da yaşanan süreç İsrail'in arayıp da bulamayacağı bir süreçti. Arayıp da bulamayacağı bir süreçti. Ve bu kadar istekli olduğu bir dönemde, Lübnan'a girmeye bu kadar istekli olduğu dönemde bu bomba patlama, yani bu patlamanın, Lübnan patlamasının gerçekleşmesi, Beyrut patlamasının gerçekleşmesi İsrail'e göbek attırır. Yani tam istediği şey oldu. Bu tesadüfen mi oldu? İsrail'e kalırsa tesadüfen olmuş. Veya Hizbullah'ın suçu varmış. Orada İşte depoda amonyum nitrat biriktirmiş ya da füzeleri varmış vesaire vesaire. Böyle iddialar var. Bunlar bakımsızlıktan dolayı patlamış. Gerçi Hizbullah da orada Nasrallah bir açıklama yaptı. Dedi ki böyle bir durum yok. Bizim o limanla ilişkimiz yok. Biz Hayfa'daki liman hakkındaki bilgilere Beyrut'taki liman hakkındaki bilgilerden daha vakıf olabiliriz dedi yani Hayfa Limanı hakkındaki bilgilere. Evet. İsrail'e de gözdağı vererek. Evet, şimdi Macron'un tutumuna geçmeden önce demin telefonda konuşurken sizle yayından önce konuşmuştuk. İsrail'in böyle dini menkıbelerinde de çok fazla yer alan bir olay vardır. Beyrut'un ilk meleklerin indiği şehir olarak onlar için kutsal sayılır. Yani insan ister istemez de kafasına bir soru işareti oluyor. Hani ne kadar da biz yapmadık bu saldırıyı deseler de acaba bu şehri kutsamak mı istediler? Yani bu şehri kutsamak mı istediler? Bu dini yönden de evet Lübnan önemli bir yer, bölge. Tevrat açısından gerçekten önemli bir bölge. Siyasi daha doğrusu da stratejik yönden de çok önemli. Güvenlik bakımından da çok önemli bir bölge. Ayrıca de Türkiye açısından da önemli. Altından çıkıyorlar hocam. Peki Macron'un tavrını nasıl buluyorsunuz? Efendim duyamadım. Dedim ki her taşın altından çıkıyorlar. Peki Macron'un tavrını nasıl buluyorsunuz Beyrut'a ziyareti esnasındaki vücut dilini?
Şimdi şunu söyleyeyim, her taşın altından çıkıyorlar. Evet, Macron'a da geleceğim ama burada bir amonyum nitrattan bahsedildi. Tabii. Çok yoğun bir amonyum nitrat olduğu, işte hatta 2700 ton muydu? Öyle bir rakam vardı galiba. Yani bir kere o depo o kadar tonajı kaldırabilecek yapıda değilmiş. Bunun açıklamaları geldi. İkincisi amonyum nitrat asla dış etken olmadan, özel bir mekanizma olmadan patlatılamaz. İlk açıklamaların ne derece yalan olduğu ortaya çıkmış oluyor. Burada kesinlikle farklı bir müdahale var. Gözler de İsrail'i işaret ediyor. Buna açıklama getirmek isterim. Ve bu patlama şekli, bir amonyum nitrat patlasa bile bu şekilde hidrojen bombasına benzer bir şekilde patlama şekli gerçekleşmez. Böyle bir ses etkisiyle, böyle ses bile, ses dalgası bile insanlara zarar verecek şekilde bir patlama gerçekleşmez. Şimdi geliyorum Macron'a. Macron tabii Lübnan dediğimiz, Suriye dediğimiz bölge Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Evet, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra pekişmiş olarak söyleyeyim o zaman. Lübnan'a Fransa'ya bırakılmıştı o bölgeler. Sonrasında Fransa sömürge siyasetini o bölgede özellikle Kuzey Afrika civarında devam ettirmeye çalıştı. Ama nihayetinde de Suriye'den çıkmak zorunda kaldı. Biliyorsunuz sadece o bölge değil, bizim Güneydoğu Anadolu bölgemizin de önemli bir kısmı Fransız işgali altındaydı Birinci Dünya Savaşı sonrasında. Ve Fransa hala Lübnan'ın Hristiyan bir devlet olarak kurulması ve o bölgede de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra etkin olmaya çalışması sebebiyle hala bir takım emellerini taşıyor Lübnan üzerinde de. Tabii buradaki esas amaç, Macron'un burada bulunmasının amacı, Suriye politikasında, Lübnan politikasında söz sahibi olarak Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerini gasp etmek. Gasp etmek. Yani sömürmek. Fransa adına sömürmek. Ama Fransız halkı adına mı sömürecek? Onu da söyleyeyim. Hayır. Küreselciler adına sömürecek. Çünkü Macron dediğimiz adam Rothschild'lerin CEO'sudur. Ve Fransa'ya gelip aslında Fransız halkını da sömüren bir adamdan bahsediyoruz yani. Ve Doğu Akdeniz'de bu kadar etkili olmaya çalışan bir Fransa'da kendi halkı adına da etkili olmuyor esasında. Sadece küresel sermaye adına etkili olmaya çalışan Macron'un Fransa'sı karşımızda. Şimdi o halde ne amaçlanıyor? İşte Lübnan darmadağın edildikten sonra ben soruyorum şimdi. Lübnan'ın deniz alanı, deniz yetki sahası kim tarafından kontrol edilecek? Oradaki doğal gaz rezervlerine kim el koyacak? Macron gelir gelmez patlamanın hemen ardından dedi ki biz Lübnan'a yeni bir anlaşma öneriyoruz. Ya sen senin ölçün ne, boyun ne, posun ne, ne amaçla acısını yaşayan, henüz acısı taze olan insanlara kalkıp da bir anlaşma, gülerek bir anlaşma öneriyorsun? Bu ne hadsizliktir? Demek ki senin de bu patlamada bir parmağın var. Çünkü sen bir patlama olduktan hemen sonra o bölgeye gidip size anlaşma direktifi veriyoruz. Bu anlaşmayı eğer uygulamazsanız çok acı çekeceksiniz. Aynen bunu söyledi. Eğer bu anlaşmayı uygulamazsa dedi Lübnan halkı, daha da çok acı çekecek dedi. Sen kalkıp bir bombalama olayından sonra bunu söylüyorsan, bunu ifade ediyorsan demek ki bombalama olayında da senin parmağın var. Hani bir acı çektin, bunu imzalamazsan bak daha da acı çekebilirsin demek. Ben bunu yaptım. Eğer sen benim istediklerimi yapmazsan bir bomba daha patlatırım anlamına geliyor. Benim anladığım bu açıkçası. Şimdi Doğu Akdeniz'de yetmemiş bir tehdit gözdağı da yine Fransa bize vermeye çalışıyor. Yunanistan'a sahip çıkarak, Mısır'a sahip çıkarak dikkatli olmamız gerekiyor bu süreç içerisinde. Çünkü bunlar bir sabotaj meydana getirip, özellikle Mısır üzerinden meydana getirip Türkiye'yi bu sabotajda dahi suçlayabilecek yapılardır bunlar. Özellikle Doğu Akdeniz'den Türkiye'yi uzaklaştırmak amacıyla. Evet. Şimdi o yüzden diyorum ki Macron Fransa'sı küreselciler adına çalışan, aslında Fransız halkının da çıkarlarını gözetmeyen bir CEO Fransa'sı. İşte bu iş adamı, bir iş adamı hüviyetinde, bir üst düzey yönetici hüviyetinde bir Fransa'dır. Ama
Fransa çıkarlarına da hizmet etmez. Kaldı ki çıkarlarına da hizmet etse biz hiç alakadar etmez. Fransa hiçbir kıta sahanlığı olmayan bir bölgeye müdahale etmek için hukuksal olarak hiçbir yetkiye sahip olmayan bir ülke. Yani senin orada bir sınırın yok. Senin orada hiçbir yetkinin olmaması lazım ama giriyorsun Yunanistan'ı, Mısır'ı kollamak için ordularını sevk ediyorsun. Bu olacak bir iş değil. Olursak hocam süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son cümlelerinizi alayım. Son cümlelerimi söylüyorum. Bizim Doğu Akdeniz'deki mücadelemiz Fransa'ya, Mısır'a, Yunanistan'a rağmen devam edecek. Kararlılıkla devam edecek. Bunların hepsi boş, düdüklerini öttürürler böyle boş ses, teneke. Ama biz kararlılıkla devam ettiğimiz sürece bu haklı davamıza onların hepsini o bölgeden def etmesini bileceğiz. Doğru stratejiyi kurmamız yeterlidir diyorum Aysa Hanım. Çok teşekkür ederim. Şimdi konulara değindik tek tek. Bir de gelen sorular vardı size. Onlardan da kısa kısa bahsedelim ki böylece onlara da cevap vermiş olalım. Yoksa soruları yazıyorlar sonra diyorlar ki Aysu Hanım hiçbirini sormuyorsunuz diyorlar. Tamam, olur. Şimdi ben bakıyorum hemen buradan gelen sorulardan birkaçını size iletmek istiyorum. Şimdi mesela sizin paylaştığınız yorumlarla ilgili sormuşlar. Erkan Türkten hocam BBC News Türkçe'nin görselini paylaşmış. Yunanistan'ın gücü yetmeyince ağabeyleri konuştu yazmış. Türkiye doğalgaz arama faaliyetlerini durdurmalı demiş Macron. Bunu paylaşmışsınız mesela. Bunun nedenini soruyorlar. Bir de BBC üzerinden bir paylaşım yapmışsınız. Yani BBC üzerinden paylaşım yapmam. Tabii BBC dediğimiz şey bunlar İngiliz çıkarlarını gözeten yayın kuruluşları. Ama İngiliz çıkarları da şu anda küresel çıkarlara bağlandığı için BBC'nin böyle bir yayın yapmasını tabii ben oraya koydum. Farklı bir yayın kanalından da alabilirdim. İlk gördüğüm yerde BBC olduğu için o yüzden oraya BBC üzerinden bir paylaşımı koydum. Böyle açıklayabilirim bunu. Evet. Bir de hocam şunu merak ettik. Onu da soralım hemen. Bir paylaşımınız olmuştu. Sizin bu Murat Zurnacı'nın sunduğu programda bahsettiğiniz Ekonomist dergisindeki elektrik kesintisine dikkat çektiğini söylemiştiniz. Evet, doğru. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi bunu The Economist dergisinin kendisine bağlamak lazım. Çünkü aslında güneş patlamaları sürekli olan patlamalardır. Ve gerçekten de çok güçlü güneş patlamalarının elektromanyetizmaya etkisi bilinmektedir. Fakat The Economist dergisi Haziran kapağında bir güneş patlamasına dikkat çekerek bu güneş patlaması sonucunda açıkçası benim gördüğüm okumam buydu. Arkada yani o güneş patlaması fotoğrafının çerçevesinin altına bir priz koyarak bu güneş patlamasının bir elektrik kesintisine yol açacağını ima etmişti kapağında. Benim anladığım şey buydu, bu ima vardı. O yüzden de ben bunun üzerine açıklama yapmıştım. Böyle bir durum yaşanabilir ve bu güneş patlamasına bağlanabilir diye. Keza NASA'da dün itibariyle bir açıklamada bulundu. Güneş patlaması sonucunda GPRS karışabilir. Elektronik cihazlar çalışamayabilir, elektromanyetik bir sorun meydana gelebilir diye söyledi. Tabii bunun daha büyük çaplı olanında elektrik kesintileri de yaşanabiliyor. O yüzden ben bunu daha öncesinde 1 Temmuz itibariyle söylemiştim. Şimdi bu haber ortaya çıkınca NASA tarafından tekrar gündeme gelmiş oldu ama zihinleri şöyle söyleyeyim Ayşe Hanım, zihinleri dünya genelinde olabilecek büyük bir elektrik kesintisine hazırlıyorlar bu haberlerle birlikte. Benim gördüğüm şey bu. Ne zaman gerçekleşir bilmiyorum ama bu kesinti kısa süreli bir kaosa yol açar. Ve dijitalizm projesi bu kesintiden sonra belki daha sağlam kurulmaya çalışılabilir. Yani alternatifler bulduk denilerek işte kesinti bahanesiyle daha sıkı bir dijital yapılanmaya gidilebilir. Böyle bir öngörüyle yola çıkarak bu ekonomistlerin Hocam bir soru daha yorumlaması. var. Kimine göre çok egzantrik geliyor. Kimi buna hayal gücü diyor. Kimi ise ya hakikaten bilmişler diyor. Simpsonlar çizgi film var ya. Daha Evet. önceden Kobe Bryant'ın helikopter kazasını bilen ünlü basketbolcu ve Beyrut'taki patlamayı da önceden çizgi filmde gösterildiği iddia edilen çizgi film hakkında siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu çizgi filmde
çok şey gösterildi ama gösterilmeyen, daha doğrusu, çizgi filme ait olmayan, daha doğrusu şeyler de sanki çizgi film, o çizgi filmin parçasıymış gibi, yani olaylar gerçekleşti, gerçekleştikten sonra çekimler yapılmış, onlar bile çizgi film çizilmiş, onlar bile sanki olaydan önce yapılmış gibi aktarıldılar. Ama bu çizgi filmde çok şeye değinildiği bir gerçektir. Ben o kısmı çok inceleyemedim açıkçası. O yüzden bu konuda hiçbir şey söyleyemeyeceğim Ayşe Hanım. Ama şunu da ekleyeyim. Trump'ın ölümü çizgi filmde gösterildi. Yani Trump'ı bir tabut içerisine bu çizgi filmde koydular. Bu da bir işaret mi? Göreceğiz. Göreceğiz. Ama sanki birileri planlı mı, biliyorlar mı? Ben de merak ediyorum. Hep çıkıyor mesela Beyrut patlaması, daha önceden çizgi filmde böyle bir bölüm var. Yani The Economist, bakın daha ilginç bir şey söyleyeceğim Beyrut patlaması ile ilgili. The Economist dergisinin Haziran kapağında Beyrut patlamasındaki görsel var. Oradaki görsel şu: bir hidrojen bombası ya da atom bombası patlamış, havaya yükseliyor ve iki tane duman bulutu var. Biri sağa doğru gidiyor, küçük şerit halinde. Biri sola doğru gidiyor. Şimdi size söyleyeyim. Sola doğru giden şerit aynı Beyrut limanına benzetilmiş. Beyrut limanının tıpkısı. Ayrıca bir şey söyleyeyim yine. Çok önemli bu Economist dergisiyle ilgili yine. O kapakta, Haziran kapağındaki o hidrojen bombası ya da atom bombası patlaması tasviri, tablosu öyle bir çizilmiş ki o şeritlerle birlikte bir gemi demirini andırıyor. Gemici demirini andırıyor. Bunların hiçbirisi tesadüf olamaz Ayşe Hanım. The Evet, Economist enteresan. dergisinin özellikle yaptığı bu çalışmalar gerçekleşmesi, daha önce 2020 kapağı, yani 2020 senesine giriş kapağındaki söylemlerin gerçekleşmesi olması, bunların hepsinin planlı olduğunu gösteriyor. Enteresan hocam. Bu hafta gelemediniz stüdyoya. İnşallah başka zaman geleceğiz Ayşe Allah, Hanım. sizi burada ağırlayacağız. Yeni konularla yeniden gündemi nabzını tutacağız beraber. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için hocam. Ben teşekkür ederim Ayşe Hanım. Çok Ağzınıza sağ olun. sağlık. Evet, Erkan Türk'ten hocam bizlerle beraberdi arkadaşlar. Gündemdeki konuların arka planını konuştuk aslında. Değişik. Bakalım ilerleyen zamanlarda 2020'nin sonlarına doğru bizi neler bekliyor? 2020 gerçekten olayların yılı oldu. Başladığı andan itibaren yangınlar, depremler, patlamalar ve en kötüsü de koronavirüs salgınını yaşadık. Allah beterinden korusun diyelim. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.